Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına çelengini sunmak üzere Çanakkale Valisi Sayın İlhami Aktaş'ın teşriflerini arz ederim. Çelenk kıtası! Çelenk yeri! Uygun adım! Marş! Yerine sığar! Kıt! Alın! Bu yüce değerler uğruna feda eden bütün şehitlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, tüm şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri davalarına sahip çıkacak, inançlı, ihlaslı, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmeyi bizlere ya İlahel Alemin. Ya İlahel Alemin, yüzyıllardır dini mübine İslam'a hizmet etmiş, hep zalimin karşısında, mazlumun yanında olmuş, kimsesizlerin, gariplerin, ezilenlerin umudu olmuş aziz milletimize ve kahraman ordumuza rahmetinle, nusretinle muamele eyle, milletimizi ilel ebed payidar eyle ya İlahel Alemin. Bugün tarihimizin şeref sayfalarından birini oluşturan Çanakkale Zaferi'nin ışığı altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 57. Alay'ın kahraman Mehmetçiklerini ve aziz şehitlerimizi anmak, onların ayak izlerini takip etmek ve yaşadıklarını anlamak üzere manevi huzurlarında bulunuyoruz. Çanakkale Savaşı, kurtuluşa giden yolumuzu açan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü tarih sahnesine çıkaran kanla yazılmış bir kahramanlık destanıdır. Yıl 1915. 18'indeyiz Mart'ın. Bir dünya çullanmış üzerimize topuyla, tüfeğiyle. Tayyare ve zırhlarıyla bir dünya çullanmış üzerimize. Olsun, ne çıkar bundan? Türk olarak doğmuşuz bir kere. Varsın, varsın felek bütün cefasını toplasın gelsin. Biziz cefaları serecek yere. 18 Mart 1915 günü tarihin o güne kadar gördüğü en büyük armadası ile boğazı geçemeyen İtilaf devletleri bu defa şanslarını karadan denemeye karar verecekti. Ancak kader karşılarına Yarbay Mustafa Kemal'i ve onun emrinde vatan ve millet sevgisiyle dolu Mehmetçiği çıkaracaktı. Tam 8,5 ay boyunca göğüs göğüse devam eden muharebeler sonucunda Mehmetçik, Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tarihin sayfalarına altın harflerle yazdıracak ve büyük bir zafer kazanacaktı. Bu zaferin kazanılmasında büyük askeri deha Yarbay Mustafa Kemal ve şanlı 57. Alay'ın canını feda eden kahraman Mehmetçiklerinin
çok büyük bir payı olacaktır. 108 yıl önce bugün burada neler yaşandığını bir kere daha hatırlayacak olursak, Çanakkale Savaşı'nın kırılma noktası olan bugünü çok daha iyi anlayabiliriz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki dünyanın en temiz kalpli, en cesur, en iyi askeri olan Mehmetçik, dün olduğu gibi bugün de emanet edilen mukaddes vatan topraklarını aynı ruhla sonsuza kadar muhafaza ve müdafaa etmek için canını seve seve vermeye hazır olacaktır. Çanakkale'de devleşen, gönüllerimizde ebedileşen yüce kahramanlar, ruhlarınız şad olsun. Arz edin. Bu sancak nesiller boyunca ve ebediyen elden ele verilerek daima göklerde dalgalanacaktır. Sancak nöbetçiliği en şerefli ve en kutsal görevdir. Bu sancağı teslim aldığım gibi lekesiz, tertemiz sana teslim ettiğimin işareti olarak öpüyor ve teslim ediyorum. Kutlu ve uğurlu olsun. 57. alayın temsili, mukaddes sancağının nöbet sırası bende. Namusun üzerine yemin ederim ki bu mukaddes nöbetim devamınca sancağımı canımdan aziz bilip onu daima yükseklerde tutacağım. Sırması iman dolu göğsümde namus, çökmez omuzlarımda en şerefli sorumluluk olarak kalacaktır. Bu sancağı benden sonrakine daha yükseklerde teslim etmeden durmak bana haram olsun. Nöbetimi bir ibadet vecdi içinde tutacağım. Ettiğim bu yemine bağlı kalacağımın işareti olarak sancağımı öpüyor ve teslim alıyorum. Kutlu ve uğurlu olsun. Düzenlenmiş olan 57. Piyade Alayı Temsili Alay Sancağı'nın devir teslim tören programı burada sona ermiştir.